İşte biz de ablama son görevimizi ifa edip döndük. Sana bir şey söyleyeyim mi evlat? İnsan kabristanda düşünüyor kendi kendine. Bunca koşuşturma, bu çaba, bu gayret. Niye? Haklısın şef. Bir tanıdığım bana hayat sevdiklerimizden vazgeçmek için çok kısa demişti. Kim söylemişse çok güzel söylemiş. Hepimiz göçüp gideceğiz evlat. Şu anda buradayken, hayattayken sevdiklerimize sıkı sıkı sarılmamız lazım. Sonra her şey için çok geç oluyor. Ben de sizi arıyordum şefim. Hı. Rahatsız etmiyorum umarım. Aa, yok yok, biz öyle sohbet ediyorduk kızım. Ne oldu, hayırdır? Bir sorun mu var yoksa? Müsaitseniz bir mutfağa bakabilir misiniz? Fırında sorun çıktı da. Aa, bir dakika. O fırın değil, onun adı var. Nazlı. Geldiğimi duymuş demek ki, nazlanıyor. Özlemiş beni. Evet. Neyse, ben gidip şu mutfağa bir bakayım. Sonra yine sohbet ederiz. Tamam, tamam şefim. Hadi eyvallah. Ay Bey, siz iyi misiniz? Döndüğünüzden beri biraz düşünceli gördüm sizi. Merak ettim, her şey yolunda mı? İyiyim. Hatta hiç olmadığım kadar iyiyim, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim bu arada sorduğun için. Sadece kapatmam gereken defterler vardı, onları kapatıyorum. Bundan sonra her şey yoluna girecek. Biraz da senin sayende. Her zamanki hali değil. Afiyet olsun. Sanırım son çıkan haberlerden pek etkilememiş gibi ha? Restoranı etkilemedi zaten. Hmm. Sahi kim yapar ya böyle bir şey? Yani şu gazetedeki haberlerden bahsediyorum. Acaba Selena Hanım'ın bir düşmanı falan mı var? Var. Ama annemin değil. Nasıl yani? Sen biliyor musun kim olduğunu? Emin değilim. Ama bir tahminim var. Oğlum biz niye konuşuyoruz bunları ya? Ben bulduğumda gerekeni yapacağım zaten.